Yağmur bombası. Müslümin Nüvas bin Seman'dan naklettiği bir hadiste şöyle varit olmuştur. Göğe emredip yağmur yağdıracak. Kıyamet alametleri baskı 10 sayfa 219. Hadiste ahir zamanda istenildiği zaman yağmur yağdırabilecek yöntemler geliştirileceği bildirilmiştir. Nitekim günümüzde bu yöntemler kullanılmaktadır. Yağmur bombası veya bulut tohumlama olarak bilinen bu yöntem şöyle uygulanmaktadır. Yağmur bombası çok soğuk bulutlara, buz kristalleri saçarak yağmur ve kar şeklinde yağışın sağlanmasıdır. Çok soğuk bulutlar sıkça görülür. Bunlar 0 santigrat derecenin altında veya hatta eksi 40 santigrat derecenin altında bulunan çok küçük su damlacıklarından ibarettir. Böyle bir buluta buz kristallerinin atılması şartları değiştirir. Kristaller suya göre daha düşük buhar basıncına sahip olduğu için su damlacıklarının buharlaşmasına sebep olurlar. Daha sonra bu nem buz kristallerinin üzerinde yoğunlaşır. Böylece buz kristallerinin büyüklüğü aşağı düşerken sürekli artar. Bu şekildeki bulut tohumlaması yüksek seviyelerde buz kristallerinin oluşması ile tabi olarak meydana gelir. Buz kristallerinin buluta düşmesi veya atmosferdeki buzlaşmış tozların bulunması olayı tamamlar. Suni bulut tohumlaması havadan veya yerden yapılabilir. Bir uçak kullanılarak bulutların içine katı karbondioksit yani kuru buz tanecikleri saçılır. Sıcaklıkları çok düşük olduğu için bu taneciklerde çok miktarda buz kristalleri vardır. Bu yöntemin günümüzde sık kullanıldığı yerlerden biri Kanada'dır. Konuyla ilgili National Geographic dergisinin internet sitesinde şu bilgiler verilmiştir. Kansas'ta kimi zaman toplanan bulutlar yağmur beklentisi yaratır ama bir türlü boşalmaz. Bunun yerine hasada zarar veren doluya çevirdiği zamanlar da olur. Batı Kansas Hava Durumu Modifikasyon Programı bulutları yola getirmek için uçaklar gönderir. Kanatlara takılı birlörlerin sağladığı gümüş iyodür dumanı yükselen havayı belirli fırtına bulutlarını sıfır derece altındaki iç bölüme doğru yöneltir. O yükseklikte gümüş iyodür parçacıkları bulut suyunun etrafında dolunabileceği birer çekirdek işlevini görür. Yeterli ağırlığa ulaşan buz taneleri düşmeye başlar ve iniş sırasında eriyerek yağmura dönüşür. Kurumsal olarak bakıldığında bu strateji sadece yağış miktarını arttırmakla kalmaz. Nemin bulutlar içinde yukarıya sürüklenerek dolu haline gelmesini de önler. Yağmur bombası son 60 yıl içinde geliştirilmiş bir teknolojidir. Günümüzde içlerinde ABD, İsrail, Kanada, Rusya, Tayland, Fas, Avustralya'nın da olduğu yaklaşık 24 ülke bu yöntemi daha fazla yağış sağlamak için kullanmaktadır.